Karşısı Indira Gandhi Strasse. Burası Berliner Ali. Bu arkamızda döndüğümüzde de Fangol'dayız şimdi. Heh. Ama Weissensee bu gölün adı. Bu gölün adı. Aynı zamanda bu semtin adı da Weissensee. Bu semtin adı da Weissensee. Tamam, buraya bu göle ilk defa geliyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Daha önce hiç gelmiş miydin? Yok. Hatırlamıyorum. O zaman gel yakından mı gölü görelim. Tamam. Yani çok da büyük bir göl değil. Şeyi kadar Şeyfaziye kadar bir şey, daha büyük belki de ama yani onun civarında bir şey, tam bir yakınlık. Ama girilebilen, yani yüzmek için girilebilen de bir yer herhalde. Öyle mi? Strand diye geçiyor. Ha. Plaj diye geçiyor. Plajı da var. Belki he? Her tarafında değildir ama. Şurası özellikle. Olabilir. Yine ördeklerimiz var burada. Bütün göllerin ortak özelliği. Evet, zenginliği. Akarsularda da var da burada bizim oradaki tabii, mesela. Tabii. Neydi? North Gaben. Şipki. Şipki nehrin adı. En çok Berlin'den geçen Şipki diye bir nehir. Bunlar da gazur kapağı. Üşenmemiş birileri burayı renklendirmek için yapmışlar böyle. Gerçekten güzel. Eskiden bundan çanta yaparlar gazur kapağından. Pilin kapağından. Ya. Pilin kapağından? Evet. Plastik kapakları vardı pilin. O hafıza şeyi tutan böyle o metal. Hapishanede mi yaparlar? Yok, genç kızlar yapardı. Şey izlerine. Şeyiz onlar. Küt küt mü ama? Evet. Fışkiyamız da var bak burada. Şeyde de var da, Şefaziye'de de var. Ankara'da da fışkiyemiz var. Fışkiye. Yürüyelim o zaman ha. Hangi istikamete gidelim? Yürüyelim. Şu taraf nasıl? Tamam. Güneşli arkamızı alalım. Daha iyi olur. Biz aslında buraya Necdet abiyle ben, sen de aslında buna dahilsin de fındık yemeye gelmiştik aslında. Burada fındık ağaçları. Gelmiştiniz. Tamam. Hayır, niyetimiz o. Niyetiniz planımız var. Oydu. Var mıymış burada fındık ağaçları? Var da o Strasse'nin adını unuttum. Karamanel Strasse'nin şu tarafta bir yerde olması lazım. Biraz bir kilometre falan şu parkın içinde daha doğrusu. Burası tabii ki önceki Doğu Almanya'ya ait olan bir yer. Evet. Bu arada yani uzun zamandır de böyle yeşil yerler varmış. Bu arada uzun zamandır Semet abiyle böyle beraber yürüyüp çekim yapmıyoruz değil mi? Bayağı 2-3 ay oldu zannedersin. 3 ay olmuştur. 3 ay olmuştur. Türkiye'deydik de sen de bir müddet evet. Türkiye'deydin. Ben daha uzun kaldım. Sen Türkiye'den çektiğin yerler de var. Evet. Ama yok ikimizin böyle sohbet ederek yaptığımız çekim yok. Halbuki buralar bir de yazın çekecektik. Öyle bir şeyimiz vardı. Niye? Ya yaz tam bitmiş değil. Yani tam olarak biz yazın aslında çekim yapmamış olduk. Asıl ağaçlık yerleri sonbaharda çekeceksin ki o yaprakların güzelliği çıksın ortaya, rengi. Doğru. Çok devasa bir ağaç bu. Çok büyük Samet abi ağaç. Bak plaj diyorduk ya. Burası burada mı? Bura var. Paralı plaj ama. Tamam, paralı maralı plaj işte. Parası olan gidebiliyor. Giriş de var, çıkış da var. İyi de burada ne? Plajda. Şu anda buraya giriyorlar mı bile denize suya? Giriyorlar. Baksana adam orada durmuş. Allah Allah.
Yok ama burası şimdi, pardon, burası şey, hızlı test, korona test diyelim. Test merkezi yapmışlar. Test merkezi yapmışlar. Bu arada uzun zamandır Alman hükümeti bu hızlı testleri bedava yapmış. Belli kişilere ihale etmiş. Yani belli kişiler derken belli kişiler bunu yapıyorlar, yani açmışlar dükkanlar. Belli şirketler yapıyorlar. Ha. Parasını devletten alıyorlar da, değil mi? Biz hangi gölleri görmüş olduk? Plütsinzi, Şeyfazi, başka? Tegelezi. Tegelezi. Ve bunların donmuş halini de gördük tabi. Şeyfazi'nin değil de. Tabi aslında buranın en büyük gölü Van Gölü var, Vanzi. Bunların da Van yani, Gölü var. Van Denizi gibi büyük bir göl aslında, Berlin'in. Orayı aslında görmedik, gitmedik, çekmedik. Yani görmüşüm değil mi? Çekim olarak şey yapmadık. Bizim bir çalışan vardı, iş arkadaş, şey alma. Diyordu Samet, Türkiye'de Batman diye şehir mi var? Dedim ya var, Batman'in doğduğu şehir. Parkta yoga da yapıyorlarmış. Tabii. Burası yoga merkezi. İlerlemiş yaşta olanlar geliyorlar buraya. Evet. Tabii geçsin, onun da bir piyasası var. Nasıl bizde halk oyunlarına falan veya şey Türk sanat müziği korosu falan olurdu. Ondan sonra ne olurdu başka? Bir iç erkekler gerçi ona gidiyor da. Bir iç satranç. Bu neymiş? Alıç ağacı. Yok, erik bu ya. Ha bak, erik. Al vereyim sana. Oo, çok da güzel aroması var. Ben aldım bile. Şahane. Bunu yemeden gitmeyelim. Bitirelim mi? Hı. Tamam. Sonra gelemeyiz, başkaları yeriyor. Aynen. Güzel tadı var da, değil mi? Hmm. Çok harika. Bak o dalı tutabilir. Ah. Toplayıp ondan sonra yiyelim, ne dersin? Olabilir. Yani alıp bir tane yiyip ondan sonra toplamak. Olabilir. Başkalarına da kalsın ya. Başkalarına kalmaz. Niye başkaları yemeyecekler? Kalacak sonra. Belki... Elde bazen bir şey oluyor. Güzel yiyemeyiz. Yani iştahatı gibi bir şey yemiyorum çocuklara kalsın diye. Biraz da yemiyorlar, çöpe gidiyor sonra. Gidiyor muyuz? Yeter de. Şuradakilerin? Belki daha güzelleri vardır ya. Şimdi şey diyeceğiz ya. Fındık diyeceğiz. Bu da zamanında bir meyve ağacıymış. Yo, aynı ağaç. Bak aynı ağaç. Bu aynı ağacın burnu büyük olan. Evet. Gözü yükseklerde olan. Yaşlandıkça şey olmuş. Evet.
Bir çoğu insan değil, hadi çağırsın. Kumaralanke mi diye bir göl var, o da çok güzel. Kumalanke. Kumalanke. Kuma? Kurumalanke. Kurumalanke. Herhalde yani. Kurumalanke. Thank you. Bizim Lesti böyle bir şeydi köydeyken, bunun cinsindeydi. Neydi? Lesti diyorduk. Filmden isim almıştık o zaman. İsmi bile yabancıydı. Tabii hoş karşılanmıyordu mesela bizde insan isimlerini köpeklere koymak. Hala da öyle değil yani. Aslında bazı isimler var, insanlara hiç yakışmıyor. Ama... Adamın adı Aslan. Yani aslanın hakkı olsa gidip Anayasa Mahkemesi'ne veya Yargıtay'a falan dava açma yetkisi olsa veya cebinde parası olsa bir avukat tutmaya gider der. Ben istemiyorum bu adamın adını, aslan olmasını. Adı Yiğit, Mert. He. Burası özel mi? Evet, olabilir. Özgüven yüksek bir köpek ama. Sahibi geliyor peşinde. Sahibi yakında ya. Evet. Bak at gibi yürüyor. Dikkat et bak mesela yürüyüş şekline dikkat et. Canı sağdı bak da varın. Bunlar ama böyle çapraz atıyorlar ayağını. Zürafalar iki ayağını da bir taraftan atıyor mesela. Allah Allah, onu çok bilmiyordum. Çok ilginç. Enteresan. Orada yüzüyorlar mı Semet abi? Evet. Evet, yüzüyorlar insanlar. Evet, ya sen, ben böyle tişörtle gelmişim diye kınıyordum yani, ayıplıyorum. Sen de yüzebilir misin? Tedbirsiz davranmak. Yüzebilir misin? Yok. Ama bir dakika, buna bakabilir miyiz bir? Bildiğimiz bayağı plaj ya. Gel elini de yıka, elin kirlenmişti ya. Geç, bir sürü şey yedin. Sabun, eskiden sabun var, toprakla yıka ya. Şimdi oradan şey giriyor Samet abi. Adam kulaç atıyor. Evet. Böyle dönüyor. Ha, karşıda şey var. Asıl plaj karşıda. Ha. Yani böyle bildiğimiz soyunma yerleri. Bunlar kaçak ya. Bize doğru geliyorlar bunlar. Bence gidelim, ayıp olmasın. Burada elbiseleri de var. Test merkezi yapmışlar dedi ya. Şurası. Evet, orayı test merkezi yapmışlar yani. Ha. Peki bu su temiz midir Samet abi? Yani temizsiz girilmiş de giriliyor da, temiz olmasa müsaade ederler mi? Hayır, şey olarak, içme olarak mesela. Yani nasıl, içilebilirsin. Ya şimdi burada yüzenler ne kadar şey yapsalar da yıkıyorlar burada bu suda. Tabi bazen kafanı içine sokabiliyorsun. Yani içilmek için değildir ama öldürmez o da. Ama şuradan... Bak orada şey çekmişler, net çekmişler böyle. Oranın kapalı olduğunu bir şey yapmak için. Yani orası kapalıdır. Yani giriş yeri kapalıdır. Demek değil ki. Bir de o karşıdan girebiliyorsun herhalde. Hı-hı. Ama burada şey var daha çok. Ördeklerin yuvaları falan var. Evet, ördeklerin yuvaları var Samet abi burada.
Hattında. Neyse gidelim sen hadi. Gidelim. Belki burada privattır. Privat yani özel mi ikisi? Olabilir mi? Şurasını mı? He. Olabilir. Elbiseler oradaymış. Hayır, şu şey değil mi iplermiş? Ya. Nasıl gördün öyle ben o kadar bak. Neyse ya bizim burada işimiz ne ya? Bir de kamera elimizde ya. Ben de kuşmuşa bakıyorum. Bizim şansımızda ya ne zaman göle gittim. Kışın göle gittim hatırlıyor musun? Orada var da uzaktan çekmiş. Adam biri ama şey vardı giymişti maya giymişlerdi. İki tane adam gördüm. Bir kadın mıydı adam bilmiyorum. O buzu kırıp suya girmişlerdi. Maya giymişlerdi. Öyle mi? Öyle mi burası ha? Yani değil bir işte öyle. Etrafını açtım bilmiyorum. Şeyden de hatta küçük. Şey fazilenin çapında bir şey ya. Ya ben yalnız şeyi merak ediyorum ya. Burada yakında olması lazım. Çok o fındık ağacı değil mi? Heh işte onu diyorum da. Bakalım mı fındık ağacı mı? Yok ya büyük büyük fındık ağaçları varmış burada ya. Fındık ağacı da bu şeyi ama bak kozalak getirmiş bunlar. Nerede? Ha şunlar görüyor musun? Bak kozalak bunlar. Bunlar. Yani? Bunlar yani bu sene getirmemiş. Necdet abinin dediğine göre dişi mi oluyor bu erkek mi oluyor bilmiyorum yani. Dişi olsa getirmiyor. He. Ama bu değil. Bu cins başka bir cins. Benim dediğim bunu şey diyorlar. Baum, Hazelbaum. Fındığın ağacı. Bildiğim ağaç böyle ya. Ha. Fındık ağacı ama fındık değil mi? Evet. Aslında konuşmadan, hazırlık yapmadan gelmek konuşma da yapamıyorsun da. Şurada güzel bir şey var Samet abi. Ağaç gerçekten devasa bir ağaç ama ya. Bak zamanında bunlar oturuyormuş. Buranın sakinleriymiş. Bu heykeller var ya. Ciddi mi diyorsun? Bu heykeller buranın sakinleri. Heykel bunlar balık adam ya. Sonra işte insanoğlu gelmiş. Onların da yerlerini işgal etmiş. Nesiller çıkarmış. Oradan bakalım mı? Bakalım da. Çocuğuna şey saz çalmasını öğretiyor. Geçti onun adı başlıyor. Bu gelişmiş daha sonra saz olmuş. Söz olmasın diye saz olmuş. Oo. Yani. Beyazlar kuğu, öbürleri de öbür. Bunlar da ergenlik dönemindeki kuğular. Ya. Tabii. Biz düve deriz ya düve veya dana ha. Derler. Süt danası. Hı hı. Çok kaba bir tabir ama. Veya toplu derler koyunun. Tavuklar için beçer. Genç kız delikanlı erkek insan olduğu için. Tabii. Bunlar henüz şey olmamışlar. Yani giderek olgunlaştıkça renkler beyazlaşacak. Öyle mi? Evet. Niye bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü bunların küçük halini gördüm. Ben hep böyle gri gri renkleri vardı böyle. Bak bir tane aklından zor olan da orada giriyor denize. Şey deniz göle. Girdi çıktı herhalde. Ne yapsın ya? Adam deniz meniz görmemiş. Bundan avınıyor işte. Devam edelim de fındık ağaçlarını kaybetmeyelim. Evet. Bak üzerindeki mantara bak. Necdet olsa şimdi ona bir... Yok ya Necdet abi beni hayal kırıklığına uğrattı ya. Şunlar da bir çeşit. Yok kestane bunlar.
Bak ekmek arası döner almış çocuğu. Yo yo, Subway'in şeyi var ya, sandviçine benziyor. Yok, bir müzik aleti çalıyor. Bunlar yemekle işi yok ya. Çocuklarına müzik öğretiyorlar. Bu babası oğluna gösteriyor. Annesi de kızına saz çalmasını öğretiyor. Yok, burada eskiden Türkler yaşamış bir zamanlar. Evet. Ekmek arası döner satıyorlarmış. Sonra işte arada tarih gelmiş geçmiş. Sabıta basmış kapanmış. Sonra Almanlar işgal etmişler bizim vatanımızı falan. Sonra işte onunla beraber döner işi de kapanmış. Döner buradan mı geldi? Döner atası diyebilir miyiz buna? Ya biz Türkler dönerin atasıyız da işte. Döneri bulan adam diyebilir miyiz buna? O zamanlar buna? Biz burada yaşadığımıza dair bir delil yani. Ha, döner bundan önce varmış yani zaten. Var. Bunlar bizim atalarımız ya. Yani. Evet. Allah rahmet etsin. Ne diyelim Samet abi? Bir tut hele, ben şeye bakayım Samet abi sana zaman. Düştü. Bu da gelen milletvekili adayı. Ona benziyor. Değildir ya. Milletvekili adayı burada elini kolunu sallayacak, gezecek. Burası Türkiye. Böyle serbest, tek başına, arkasında konvoy. Geçen diyor ki bisikletle birisi meclise gidiyor diyor. Buradaki milletvekilleri bisikletle meclise gidiyorlarmış diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye mi burası? Yani abartıyorlar biraz da. Böyle tevazu işleri Türkiye'de olur. Burada olmaz. Bunlar gavurlar bunlar. Gavurla tevazunun ne işi var? Bunların dininde var mı öyle bir şey? Vallahi bilmiyorum. Milchhäusen. Milchhäusen süt evi diyor. Şurası herhalde. Onun yanından gittiğin zaman şeye çıkıyormuş. O bizim ceviz fındık ağaçlarının olduğu parka çıkıyormuş. Seçime bir hafta var. Buralarda öyle böyle meydanlı, mitingli şeyler yoktu mesela, değil mi? Evet. Var mı böyle meydan, gördün mü sen? Yok. Birileri çıkacak, konuşma yapacak, onu yapacağız, bunu yapacağız. Bilmem kim. Yok yok, öyle falan. Bir şey görmedim. Dış güçler falan. Dış güçler. Samet abi, böyle gidiyoruz. Burada da şey vardır, bak burada hangi kuşlarmışlar yaşıyorlardır onu. Hangi balıklar, kuşlar onu resmetmişlerdir. Peki bu halk nereden bilecek hangi partinin programı ne? Ya oy verenler araştırıyor da Samet abi. Warum ent füten şetlich ist. Ördekleri beslemek neden, niye zararlı? Çocuklar anlatmış bunu. Bak böyle oluyormuş bu. Sen ördeği beslediğin zaman bir kısmı artıyor. Ördeğin yediği de sonra dışkısıyla düşüyor. Böyle bakteriler oluşuyor. Senin verdiğin ye. Burada da teker teker zararlarını şey yapmış. Yosunlar oluşuyor falan böyle. Gidelim mi? Gidelim. Oraya inmeyelim. Bir bakalım. Bakalım mı? Bakalım, buyur. Sen güzel tutuyorsun ama. Manzara da güzel çünkü güneş alıyor ya burada. Temiz ama şey ya. Su da temiz. Dibini görüyorsun şimdi bak. Bir iki böyle çöp atmışlar bak burada. Evet, gayri ihtiyar. Hani birisi kasıtlı getirip çöpünü buraya dökmemiş. Ama böyle elinden bir şey düşünüyor. Başka oralardan rüzgar getirmiştir falan buralara. Öyleler de olabilir tabii de adam. Bilinçsiz insanlar burada da olabilir, atmış olsun.
çok çok fazla büyük bir göl değil ama burada böyle küçük göletler var burada. Bu yakınlarda başkaları da var. Dönelim mi? Dönelim. Yani bu ebatta başka göletler şuradan de var. Şuradan gidip ilkiden sağa döndük. Şu mi? Taraf ne? Ha neresi? Şu taraf çıkış mı? Çıkışta. Ben şeye diyorum giderim. Şu yanından gidip o diğer parktaki fındık ağaçlarına gidelim diye düşünüyordum. İsterseniz. Bir ben tutayım. Sen güzel konuşmalarına da. Tutmuşum, evet sen ayıp oluyorsun. Öyle mi gideceğiz? Böyle gelip sağa döneceğiz. Sağa da mı döneceğiz? Tabii. Çünkü oradaki sokakta diyor şeyler var. Bizi buraya getiren, aslında motive eden ilginç fındık ağaçları. Fındık ağaçları ve devasa bir fındık ağacı da varmış. Buradan mı dönüyorduk? Aman evet buradan. Buradan böyle entlang. Amanuel. Amalienstraße. Okunacak gibi değil ama. Familie intihaflerde ne olurdu ki sen bilersin. Ben hiç yaşamadım, öyle bir tecrübem yok ama belki bu doğum günleri falan Geburtstaglar falan var ya. Ha, Feiertaglar. Kiralayıp kutlamak için. Ha, belki öyle bir şeydir. Çaplı, biraz bu, evden küçük çap, evden biraz büyük. Ev kutlamasında, şey kutlamasında da, düğün salonu kutlamasından da küçük. Evet, aklıma o geliyor benim yani. Şimdi onun dışında devletin gözetiminde işte ailelere yardım mı ediliyor mesela? Pedagojik mi diyorlar, şu psikolojik mi diyorum? Hmm. Öyle bir merkez mi? O da olabilir. Olur mu? Olur. Bunlar seçim pankartları. Dur öyle olmadı. Neyse bunlardan bol bol göstereceğiz de. Seçim zamanı ya şimdi. Böyle adam pankartını asmış gitmiş. Evinde mi oturmuş, bölgesel yerel gazetelerde mi yazıyor ya da ne bileyim. Şey mi dağıtıyor yani ne diyorlar öyle? Unuttuk ne diyorlardı ona ya? Şey tanıtım broşür. Broşür mü dağıtıyor? Flyer diyorlar değil mi Almanca? He. Bir ceviz de varmış buralarda. Yani ceviz ağacı bir arkadaydı aldım. Böyle sokaklarda işlek caddelerde de böyle yollara asılmış şeyler yok da mesela. Caddeleri kirleten öyle çevre kirliliği ne yola çevren şeyler yok. Bunlar da seçim bittikten sonra bu pankartlarda toplanıyor da. Ben şahit oldum, bir tane adayın kendisi toplarken gördüm. Yani seçim bitmişti, geldi söktü götürdü gitti. Herhalde para imkan meselesi. Tabii tabii. Şimdi burada mesela parlamentoya baksan önemli sayıda öğretmen vardır mesela. Evet. Türkiye'de öyle öğretmen var mı ki o seçim masraflarını karşılayabilsin, aday olabilsin? Yok, çok zor. Eskiden varmış ama milletvekili öğretmenler varmış. Gel. Baum hazır işte. Süd Avrupa'dan gelmiş. Yani bu ben okumuştum Sırbistan'da falan bu ağaç cinsi çokmuş.
Çünkü bizim asıl fındığın şeyi bizim Karadeniz fındığı. Giresun, işte ne diyeyim, Ordu, o tarafın fındığı, ama bu buradaki bu fındık ağacının cinsi başka. Bir tane olsa da gösterip görebilsek ya. Girelim mi içeri? Tabii tabii girelim de burada da vardı. Ha, şu kozalakları bu şekilde oluyor. Ama içinde yok yani şu anda. Yemişler. Daha önce Necdet gelip burada yemiş. Olabilir. Evet, bir tane buldum Semet abi. Bu bizim bildiğimiz yenilebilir fındık mı? Bu bizim bildiğimiz yenilebiliyor. Bizim fındığın aynısı değil ama. Şimdi ben bunu dişimle kırsam acaba dişim yok, önce dişle, kırılır mı? Yok, dişin önce kırılır. Oho, çok sert bunların. Bu cins çok sert. Bir de bayağı bir kurumuş. Çok ilginç. Buradakiler ya toplamışlar yani. Evet. Ama bu yol boyunca var Semet abi. Bu alıç ağacı. Hangisi yol boyunca var? Hayır, bu fındık ağaçları bu yol boyunca varmış. Hani bu ilk bir tanesi. Çıkıyor mu? Bence çıkalım yani. Burası küçük bir park ama anlamadım. Asıl park ileride. Pembe panter o da. Valla ben canlısını görmedim. Filmde vardı da, çizgi film. Çizgi film o şey olabilir de, komiklik olsun diye. Olmayan bir şey. Yani kırmızı aslan gibi bir şey. Yeşil aslan gibi. Öyle bir cins yok ama bir hastalık, ne diyeyim, böyle sıra dışı bir şey olabilir. Ya da komiklik olsun diye abi koymuş olabilirler de, marka yaratmak için. Ya tabi canım. Düşündürücü. Buradan geçebilir miyiz? Teşekkür ederim. Bizim yolumuzda. Olsun da gene de. Bak bu da mesela bir seçim afişi. Yani böyle ne yapacağız diyor. Bayseze ile ilgili planımız ne burada onu? Evet. Onu yazdım. Sosyal Demokrat Parti'nin şeyi. Öyle bir şey. Şimdi ne tarafa gidiyoruz biz? Biraz daha düz gidip sonradan içeri parka gidelim. Sağdaki bina ne acaba? Camlarını, bizim otelimizin kapılarını, camlarını kapattığımız. Yapma, böyle mi yaptınız? Hırsız girmesin diye biz demirle kapattık. Saçla, kalın saçla. Hırsız girip ne alabilir ki oradan? Zarar verir değil mi? Bizim otelden mi? Evet. Televizyonlar vardı. Ha, o zaman. Şimdiden. Şimdi otel kapanmadı mı? Ben onu anlamadım. Kapandı tamam. Şimdi televizyonlar vardı, girip çalıyorlar da. Ha. Adam girmiş, elektrik kablolarını çalmış mesela. Elektrik kablolarını çalmış. Bize verdiği zarar 50 bin, 60 bin lira. Oradan belki
1000 lira çıkarmıştık mesela. Doğru. Elektrik kablosunu kaça satacak? Yani kilo işi hurdacıya elektrik kablosu. O kadar zahmetli, o kadar risk girerek. Yani mesela elektrik panolarını sökmüş adam yani. Sen öyle bir şey yapamazsın mesela. O işten de anlıyor olman lazım. Ya hırsız şeyi düşünmüyor ki. Hedefe odaklanıyor. Hedeften hele 1000 liralık bir şey var diyor. Yani otel yanmış. Milyon zarar olmuş. Demek istediğim yani öyle de bir risk de vardı. Elektrik panolarına anladım. Gireceksin tabii, onları. Tabii. Oradan sigortalarımı atacaksın artık. Yani bir şekilde kabloları kesmen için tedbir de alman lazım da benim yapabileceğim iş değil mesela. Deseler hatta hırsızlık yapma, bunu sana hediye ettik, götür. Sen hapşıp kalırsın ya, ne yapayım? Dedim ki ne yapacağım ki yani ben de. Bir de öyle ki o karanlıkta elektrik yok, otelin altına girmişler böyle kaç metreden. Orayı görsen sen, ben madene girmiştim. Madende o kadar ürpermemiştim. Madende o kadar şey yok, o kadar tehlike yoktu yani. Semet abi, bu ceviz ağacı mı yoksa kestane ağacı mı? Bu ağaç değil. Ağaç ağaç. Bu ağaç değil, öyle gözüküyor. Bu kestaneye benziyor. Erken hasat olmuş bu. Yapraklar ama sanki böyle sanki hali vakti yerinde olan sağlıklı bir ağaç değil. He? Baksana yani, yapraklar hep böyle. Yaşlılık mı desek? Evet. Ses yarma mı dövüyorlar orada ya? Ha, basket mi oynuyorlar? Basket oynuyorlar. Yalnız ben çok şey bekliyordum, fındık ağacı bekliyordum ama biz sağda kaldı herhalde o ağaçta. Nerede sağda? Şu orada gösteriyordu. Oraya gidelim o zaman. Gel. Ama gerçekten bunlar çok mahalle arasında böyle yerler var, biliyor musun? Ya böyle yerler var, böyle basket oynama yerler var. Mesela şimdi ben Iğdır'daydım da, kaç ay Iğdır'da kaldım. Bir kere tozdan boğuluyorsun araba geçirmeyi. Tamam, tamir mamir var, yollar tamir şeyinde de. Ama yani biz hep Iğdır'ı öyle bildik. Sonradan hızlı bir gelişme, hızlı betonlaşma ama onun karşılığında çıkıp böyle tozdan, şeyden, gürültüden, trafikten şey olacağın, yürüyeceğin bir alan yok. Yani o kadar toz dumağın içinde en azından dersiniz finalde güzel bir şehir çıksın ortaya. Evet. Yaşanabilir. Yani böyle bir yeşil alan olsun mesela, gidip gezersin. Yani var da herkesin bahçesi varsa bahçesi. O betonların içinde, beton binaların içinde değil de oradan epey uzağa gitmen lazım. O tozda toprakta yürümeyi göze alarak. Şunu bir çekeyim mi Semet abi, bir dakika. Çok devasa bir ağaç gerçekten. Evet, mantar. Ama Berlinliler bizim dut ağaçlarımızı görseler kıskanırlar. Gerçekten kıskanırlar ama. Bak böyle parmak kadar siyah siyah dutlar. Ama onlar burada olur mu? Yetişir mi? Olur bence. İsmail getirmişler. Bizim İsmail. Ya? Bakalım seneye şey nasip verir, olacak mı bize? Seneye o meyve verirse artık Iğdır'a gitmem. Iğdır'a gitme bahanem de kalmaz. Kayısı da var. Orada park gözüküyor. Haritada park gözüküyor. Büyük bir park gözüküyor. Buradan mı gidelim yoksa sağdan? Sağdan çünkü şey. Sağdan cüzdan buluruz da yol sağdan devam ediyor. Bak Olaf. Kültüre dediğin Elzikre. Mahalle kültürü. Mahalle kültürü. Evet. Onu destekleyen bir parti. Hangi parti? Sol parti. Evet. Öbürü de bu da diyor Sosyal ki Sosyal Demokrat Parti. Size daha çok saygı göstereceğim. Size saygı yani. Saygı vaat ediyorum. Biri mahalle kültürü vaat ediyor, öbürü de saygı. Düşünsene bizim şimdi Türkiye'de olsa herkes bir tane
Bu tüp kamyoneti var ya, ona bir büyük şeyler koymuştu. Bokslar, hoparlörler. Otobüsler mi gibi. Sesler var ya, birbirine geçmişti böyle. Marslar filan. Tabii. İran'da da oldum ben seçim zamanı. Orada da böyle Türkiye'deki gibi gürültü patlatıyor. Ya? Allah çok Allah. Çok sakin. Yani televizyonda adamlar herkesi eşit haklar. Allah Allah. Tamam. Çıkıp televizyonda konuşuyor adam. Cumhurbaşkanlığı seçimiydi o zaman. Herkese verilen süre belli. Yani tamam, adayları eliyorlar bir kısmını işte. Yani büyük parti bunu, küçük parti falan. Veto ediyorlardı falan bir kısmını da. Ama veto edilmemiş olanlar eşit bir şekilde. Herkesin bütçesi de belli. Herkes büyüklüğüne göre televizyonda konuşmuyor mesela. Herkese eşit bir şey. Öyle bir şey de yok. Ben sizinle konuşmam, tartışmam. Siz gidin kendi liginizde oynayın falan diye bir şey de yok. Sen dikkatini çektin mi? Elma var orada. Elma ağacı var burada ama sanki elmalar bozulmuş. Çürümüşler tabii. Çok, o çok olgunlaşmıştı. Bu da zamanında kiraz ağacıymış. Sonradan... Yok, sonradan değil yani. Kara ağacı mı demiş. Sonradan çam ağacı mı demiş. O da elmaymış. Bak hala da elma. Görüyor evet, musun? Kıpkırmızı elmalar. Kırmızı elmalar. Orası özel mülk herhalde. Ama kapıyı çalıp... Özel mülk derken böyle hobi bahçe diyorlar ya hani. Bu da... Kolonilerin karşılığını buldum ben. Hobi bahçe. Böyle hobi şey. Bahçe. Ama şey, tercümesi o değil ama. Yani şeyi, meali o ama şeyi yok, direkt karşılığı o değil. Hobi bahçe diyorlar herhalde onlara. Fındık ağacı. Bu fındık ağacı. Şu. Lan bir tane de gösterebilsek. Hani fındık. Fındık yok da şu şeyler var. Bunda yapraklar. Şu kozalaklar var. Şu kozalaklar var ya. Onlar evet. Var. Belki şeyde haşere falan parazit şey yapıyor da. Müptel olur. Bu ceviz ağacı. Bunda yapraklar bozulmuş, dikkat evet, edersin. Bir sürü yine düşünenler var. Buralarda koloniler herhalde zikret. He? Evet. Ya yok, koloni değil de biraz daha böyle baksana, bu sağ taraftakiler ev, koloni değil. Hobi bahçeler değil bu. Evet, bildiğimiz bunlar sol ev. Sol taraftakiler öyle. Evet. Sağdakiler bahçeli ev bildiğimiz. Geçen birisinden duydum, 5000 liraya komple bahçeyi satın almış. 3-4 sene önce ya. Harika bir şey. Tek şey, yani oraya anmeldik yapıp oturamıyorsun. Ama uğraş istiyor da, sürekli uğraşman lazım. Yani emekli olman lazım. Yani geçimin garanti olacak, orayla uğraşacaksın. Evet. Meşgul olacaksın. Yani çalışarak yapabileceğin bir iş değil. Ya tamam, sonuçta çok da yoğun bir vakit ayırmana gerek yok yani. Adı üstünde hobi. Hobiye de ne kadar vakit ayırabildiğini. Bak Samet, bunlar yeniliyordu ha. Şunların büyükleri yeniliyor mesela. Bayağı da pahalı. Evet, gel. Satılıyor da dondurulmuş halde. Evet. Biraz ekşi bir tadı var ama. Sanki geldiğimiz yere geri dönmemiz gerekiyor eve gitmemiz için, ha? Olabilir. Şu Parkın Weissensee'nin girişinin oraya. Bakarız bir daha. Kapatırız. Belki de kapanmıştır, pili bitmiştir, kırmızı yok, yanıyor. Yanıp sönüyor. Kayıttayız şu an.
Bu Gorillas yazıyor ya. Gorillas, Gorillas. Yemek dağıtma şeyi. Evet. Aa, bayağı yaygın. O da Türklerinmiş. Getir gibi bir şey. Burası mezarlıktır. Etrafını öyle çevirdiklerine göre. Biz şimdi bu taraftan geldik sen. Şöyle şuradan geldik. Ha, öyle o tarafa doğru mu gidelim? Evet. Ya da bu tarafa doğru. O zaman bir dakika bir şey yapalım. Bir ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu kaldığımız yer değil ama başka bir yerden evet, devam ediyoruz. Başka bir yerden. Bu güzelliği çekmeden olmaz da. Bak bu beyaz gül çiçekleri. O senin, tamam o senin. Tamam, bu beyaz çiçekler benim. Tamam. O kırmızı sümbüller de benim. Oho. O sarılar da benim. Şu sarılar da bunlar mı? Hepsi benim. O da benim, bu da benim. Şu da herhalde uyandırma otu. Bundan uykudan uyandırıyorsun. Şeyden getirmişler, yok bunu. Hayır. Patronun memleketi. Tamam da uykudan uyandırıyorlar. Şey yapmak için. Böyle uykudan uyandırıyorlar, besliyorlar. Yok, ona serinlik vermek için böyle şey. Yok, o yapraklar fazla. Onlar canım. Maalesef. Evet, bitmek üzere. Yani o kadar konuştuk, felsefe yaptık, hepsi boşa mı gitti? Bu benim, bu benim. Paylaştı. Bilmiyorum. Kamera belki kaydıyla paylaştık hepsini. Kokusu da var mıdır bunun? Tamam. Az kokla. Yeter, yeter. Yok, fazla kokusu yok. Neyse, biraz. Kameramızın pili bitti. Şimdi telefonumuzla devam ediyoruz. Güzelliği böyle çekmezsek, bıraksak. Tek tek bu papatyaları. Bir içine çek istersen. Bu sümbülleri, bunları. Bunları çekmezsek. Bak, hangisini çekmemi istiyorsan söyle Zikretcan. Hepsi senin ya, ben. Hepsi çok güzel rengarenk çiçekler. Baksana, şuna baksana şu. Şu anda bu tablonun içinde gibisin değil mi? Olan, evet. Cennet bahçelerinden bir bahçe. Gavurlar yapmışlar. Gavurlar ama Afrika'dan artık tropikal bitkilerden getirmişlerdir belki. Bütün türlerdir bence. Sarılar da güzel. Bundan evet. Da bu yerdeki farkları da görüyorum. Yakından çekersen. Şunlar değil mi? Evet evet, biraz önden gel. Dön. Dön. Gel 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 ama gel biraz önden çek. Evet. Tam kadraja sığdırsın yeter. Şu sümbüller üzerine konuşuyorduk. Nereden gelmişlerdir? Sümbül mü diyorsun onlara? Bunlar ne? Püsküller neyse. Sen dedin Mısır'dan gelmiş. Kleopatralar bunlarla serinliyormuş. Ben dedim uykudan uyandırırken onları kullanıyorlarmış böyle. Burunlarını şey evet, yapsın, gıdıklasın diye. Okşar gibi böyle yüzlerini. Şöyle papatyalar da güzel, baksana. Papatyalara söz yok gerçekten. Papatyalar. Biz de kız gibi çiçekmiş, böcekmiş onlarla uğraşıyoruz ya. Yani araba motoru olacak böyle, büyük kasa, şaseli araba olacak, ya. Kamyon tekeri. Ya, traktör falan. Şamril. Tabanca. Otomatik silah. Ha. Ne taraftan? Şuradan
çıkıyor. Burası da işte paralı plaj diyelim. Gölün plajı. Boşuna mı koşuyorlar diyorsun gene? Boşuna. Ben denedim, olmadı. Ama bunlar sağlıklı yaşam adına koşuyorlardı. Kapatayım mı? Telefonun pili de bitmezsin ha? Yeterli, Allah razı olsun. Ha bir dakika dur, şuradan solu çekersin. Tamam, bence ondan final yapalım. Gelirken çekmiştik buraya. Yok yok, buradan buraya girmemiştik. İleriden çekmiştik. Ya? Ha, buradan girmemiştik ama. Buradan tekneler buradan indiriliyor şeye. Ha, bu tekne indirmek mi? Evet. İçin büyük. Mi? Buradan tekne kızak indirmeyi işte. Yok. Tekneleri buradan indiriyorlar. Eskiden varmıştır. Evet. Şimdi yok ama. Biraz düz tutarsan şeyi kadrajı, ondan sonra da burada otobüsler geldiğimiz yer burası. Evet, vedalaşalım. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.